Kayseri'de maç bitiyor. Kayseri Spor 3, Galatasaray 0. Merhaba, ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA 22 Rebuild videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Galatasaray son dönemlerde çok kötü gidiyor. Ben de bunun üzerine dedim ki FIFA 22'de Galatasaray'la 1 milyar euro Rebuild'i yapalım. Zaten geçen yıl yaptığımız 1 milyar euro Rebuild'lerini çok sevmiştiniz. Ama hiç büyük bir takımla yapmamıştım. Bakalım Galatasaray'la bu video nasıl olacak? Takımımız ekranlarda dostlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu anda birazcık burnum tıkalı. Sabah da kuduz aşısı falan oldum. Başıma bayağı bir şeyler geldi. Bu yüzden sesimden dolayı kusura bakmayın. Son bir günde bazı yaşadığım şeylerden dolayı 24 saatte 1 saat uyudum ya. Allah Allah. Ama burada bugün harika bir rebuild yapacağız. Şimdi dediğim gibi takımımız ekranlarda, formamız, işte transfer bütçemiz 13 milyon euro diyor ama bizim transfer bütçemiz 1 milyar euro olacak. Şimdi yalnız şunu söylemem lazım. Biliyorsunuz ki biz oyunu PC'de oynuyorduk. PC'de oynadığımız için her sezon başında bütçeyi istediğimiz gibi değiştiriyorduk eski 1 milyar euro videolarında. Bu videoda direkt olarak sezon başından takıma 1 milyar euro vereceğiz ve o parayı harcamaya çalışacağız. Tabii ki yine bir süre sınırlandırmamız olacak çünkü işin heyecanı orada arkadaşlar. Financial Takeover diyor, takıma 1 milyar euro ekliyoruz. Arden Papazyan Galatasaray'ın yeni hocası oluyor arkadaşlar. Bu adam her ne kadar bana benzemese de bu yıl yapacağımız oyuncu kariyeri serisinde kendime benzeyen bir adam bulacağım. Fatih Terim yerine bizi getirdiler. Fatih Hoca'ya da tabii ki çok büyük saygı duyuyoruz. Abi takımı ben bir görmek istiyorum. Bu takımla normal bir rebuild videosu da gelecek yakında, haberiniz olsun. Çünkü çok iyi genç oyuncular var. Morusan, Çikaldao, işte Mustera diyormuşum şimdi genç oyuncular. Abicim Boye çok iyi sağ bekte. Solda Kerem Aktürkoğlu var. Yani aslında kariyer modu için iyi bir takımız. Transfer bütçemiz 1 milyar euro olarak ayarlandı. Biliyorsunuz ki biz geçen seneki videolarımızda bu parayı 4 sezona dağıtıyorduk. 250, 250, 250 harcıyorduk. Şimdi hepsini beraber harcayacağımız için toplamda 15 dakika sınırlamamız olacak arkadaşlar. 15 dakika boyunca ilk transfer döneminde transferlerimizi yapacağız ve ardından başka hiçbir transfer yapmayacağız. Şunu da söylemek istiyorum. Kanala son abone olan kardeşlerimiz ekranlarda. Bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra videolarımda son abone olan kardeşlerimizi böyle ekrana koyacağım. Lafı da fazla uzatmayalım. Çok konuştuk. Şimdi takımda ne yapsak diye düşünüyorum. Sonuçta 15 dakikamız var. Stratejik ilerlemeliyiz. Bu sezonki animasyonlar da çok uzun. Ben bir süremizi başlatayım. Transferlere başlayalım abi. Görüyorsun 15 dakika ya da göremiyor musun? İnşallah görüyorsundur. 15 dakikamız başladı arkadaşlar. Twitch'te canlı yayındayız. Yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın. Şimdi Galatasaray'a ilk başta ne alalım? Abicim bizim sağ bekimiz genç. Onunla idare eder miyiz diye düşünüyorum. Abi bir dakika ya. Ben direkt en iyi oyuncuları alacağım. Kale diyorum. Santrafor'a Azman'ı istiyorum. Romelu Lukaku gel buraya. Azman seni istiyorum koçum. Seni Santrafor'a alacağım. Stoperlere Ruben Dias yazan var. Forvet'e Werner al diyen var. Kaleye Donnarumma alma diyen var. Tamam Donnarumma almam. Kaleci önerin oğlum o zaman. Ansu Fati al diyen var. Bir Ansu Fati'ye bakalım. Ansu Fati olabilir. 18 yaşında aklı başında ama scout edilmiyor. Sıkıntı. Acaba değeri ne kadar bunun? Neymar diyen var. Kaleye Alisson'u alalım diyen var. Hay hay. Alisson'u hemen ekleyelim dostlar. Abi çok büyük sıkıntıdayız. Alisson iyi olur bu arada bence harbiden. Alisson iyi. Ederson da diyen var. Ederson'u da yazalım. O da olabilir. Kante yazanlar var. Orta sahaya Kante'yi alabiliriz Galatasaray'a. N'Golo Kante. Pedri yazan var, Bellingham yazan var, Stoper Van Dijk yazan var. Hepsini ekliyorum dostlar istediklerinize. Bakalım bunlardan kaçını alabileceğiz. 1 milyar euro ile neler yapacağız? Van Dijk 29 yaşında. Başka ne var? Delik diyen var, Kolibali diyen var, Neymar, Ramos. Ramos Galatasaray'a yakışır diye düşünüyorum. Sergio Ramos Galatasaray'a çok yakışacaktır. Yalnız ismini yazamadım abi. Niye böyle oldu ya? Niye böyle oldu oğlum? Sergio Ramos nerede? Ramos ha? Gel abi 35'lik Ramos. Fiyatın da ucuz. De Jong diyen var. Depay diyen var. Depay olabilir. Depay'ı bu yıl deneyebiliriz. Memphis Depay. Sanki onda da bir Galatasaraylı tipi var. O da olur abi. O da olur. Ferran Torres diyen var. Ferran Torres'e bakalım. Torres de olabilir sağa. Vallahi kadro fişek olacak. Galatasaraylıları en azından böyle sevindirmiş olalım abi. Çünkü ya ben de Fener yenildiği zaman ne kadar kötü bir his olduğunu biliyorum. Bir dakika Ferran Torres'i bulamadım. Nerede? Fener yenildiği zaman çok kötü hissettiğimi biliyorum. O yüzden sizleri anlayabiliyorum dostlar. Haaland diyen var.
kale şey Sanfor'u artık Azman'ı alacağız ya. Azman'ı alacağız. Sağ bek falan filan. Neyse dur bakacağız. Bakacağız bekle. Şimdi şu birkaç transferi tamamlayalım. İlk başta Azman için geliyoruz. 88 rating. Azman'ı oyunda görmek istiyorum. Ey Azman. Gel buraya Azman. 100 milyon Azman. Hadi Azman. 162 diyor. Oğlum beni şey yaptırtmaya zorlama. Beni böyle pazarlıklara zorlama. Zaten rahat adamım. Böyle hareketlerim falan var. Azman'a 162 diyor. Eyvallah hocam tamam. 162'ye alalım o zaman. Bu anlaştık. Şu harekete bayılıyorum abi. Azman'la anlaşacağız hemen. Hızlıca anlaşmamız lazım. Bence bu video sizin bu transferleri görmeniz açısından iyi olabilir. Zaten ileride 1 milyar euro yaparken yine eskisi gibi yapacağız. Şu an oyun yeni çıktığı için böyle yapmak zorundayız. Hani eskiden 4 dakika falan yapıyorduk ya. Yine öyle yapacağız ileride. Evet. Lukaku diyor ki hocam diyor bilmem ne falan filan. Abi ben bunları şey göndereceğim ya. Yetkili göndereceğim bundan sonra. Sözleşme görüşmeleri için. Lukaku'yu aldık. Elle var 1. İlk transferimiz tamam. Şimdi ikinci transfer. Kaleye Ederson mu yoksa abi Alisson mu? Yani karar da veremiyorum aslında. Ederson biraz daha pahalı. Çünkü bir yaş daha genç. Ederson'a gerek yok. Alisson'u alalım. Daha mantıklı geldi şu an bana. Aynı rating sonuçta. Aynı rating. Ve Alisson bence bizim istediğimiz seviyeyi kaldırabilir. Fazla mı verdim lan? 145 istiyor oğlum. Oğlum biz 1 milyarı nasıl yetiştireceğiz lan bu takıma? Herkes ayı gibi para istiyor. Tamam anlaştık Kloppçum. Teşekkür ederim. Bay bay. Alisson'a şimdi şöyle yetki verelim. Bunun dışında N'Golo Kante garanti bir adam. Virgil van Dijk'ı da almak istiyorum. Bu sezon ilk kez onu alacağım. Evet. Foden da olabilir yazmışlar. Foden'ı ileri alabiliriz. Olabilir. Van Dijk için 90 milyon euro öneriyorum. Bakalım ne diyecek. Abi ne yapıyorsun ya? 146 ne abi? Sen ne yaptın? Ne ettin? 146 ne demek? Ne yapıyorsun oğlum? 126 olsun bari hadi. Bu nedir abi? Marquinhos var stopere demişler. Vallahi ben bu Van Dijk'ı almam bu paralara. 126'dan fazla vermem. 131 diyor. Yürü git abi almıyorum. Almıyorum Van Dijk'ı. Phil Foden için bir bastırmak isteyeceğim. Onu merak ediyorum. Phil Foden. Abi ondan sonra bir de bir Marquinhos'a bakalım ya. Birazcık PSG'den Ramos ve Marquinhos'u çalmış olacağız ama Phil Foden gider bu arada. Deneyelim onu bu yıl. Acaba nasılmış? Ramos gel. Ramos senle bir anlaşalım. Ramos'cuğum. Senle bir konuşalım. 30 milyona anlaşalım senle. Bir de Ozan Kabak'ı alacağım yedek. Umarım süremiz yeter. Hadi bakalım. Devam ediyorum. 38 kabul ettik direkt. Gayet iyiyiz. Gayet güzeliz. Abicim bunu bir kabul et. Bunu şey yap. Yetki ver buna. Böyle devam edelim. Dostlar hiç kesmeden konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bütün süre boyunca ne yaptığımı görmenizi istiyorum doğal bir şekilde. Şimdi Phil Foden için 120 çok fazla. Depay için güzel. Depay için güzel 70 milyon. Depay için 70 milyon güzel. Orada artık çok böyle forvetimsi oyuncu aldık. Cam ve forvet aldık. O birazcık kötü oldu. 70 milyon euro vereceğim. Bu arada Ozan Kabak'ı alamayacağız çünkü Norwich'te kiralık. Doğru. Doğru abi o sıkıntı. Neyse ben Depay'ı aldım. Anlaştık çok güzel. Tamam Depay için de yetki ver dedik. Ruben Diaz var yazan. Chat'te şu an Ruben Diaz yazıyorlar. Konuşamadım. Ruben Diaz'ı da çok aldık ya. Ruben Diaz'ı çok aldık. Oraya stopere Marquinhos'a bakacaktım ben. Marquinhos'a bir bakayım. Ey Marquinhos. Bu arada şu Marquinhos'u da aldıktan sonra ileri artık gidelim. Oyuncularımızı imzalayalım yani. Marquinhos lider diyor. Galatasaray'ın bu lidere ihtiyacı var. Kimpembe de var yazmışlar chat'ten. Harbi Kimpembe de olur. Dur ona da bir bakayım. O da iyi olabilir. İnşallah onu da araştırmıştır. Bilindik oyunculara bakınca oyun otomatik araştırmış oluyor. Çok güzel oluyor abi. Kimpembe. Evet olabilir Kimpembe. Ama biraz daha aslında fazla para harcayıp Marquinhos'la tam sağlam yapalım orayı ya. Tam sağlam yapalım. Hatta Marquinhos'u CDM oynatıp Kimpembe'yi stoper oynatabiliriz Ramos'un yanında. Ne diyorsun abi bu fikrime? Bence hayvansı bir fikir. Ben bu fikri uygulayacağım. Vallahi uygulayacağım. Şimdi şöyle bir 123 milyon euro vereyim. Kabul ettiler. Marquinhos geliyor 123'e. Gayet güzel. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Kendim görüşüyorum boşuna. Boşuna kendim görüşüyorum. Bu arada bizim paramız kalacak değil mi? Ya paramız kalmazsa? Umarım paramız kalır. Evet Marquinhos diyor ki ha diyor bu para ne diyor? Marquinhos. Kaç dakikan kaldı lan? Uf yarısı bitmiş süremin. Süremin yarısı bitmiş. 150 bin öneriyim. Kabul ettiler tamam. Abi Marquinhos'u da takıma kattık. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Luyendama'yı çıkar Marquinhos'u koy. Galatasaray'da mevcut bundan kimseyi satmayacağım zaten. Kaleye Alisson'u aldık mı daha? Alamadık. Sanfor'a Lukaku'yu aldık ama. Bu haliyle bile takım bir seviye atladı arkadaşlar. Şimdi ileri saralım hızlıca. Bakalım ne olacak? Marquinhos çok yakıştı Galatasaray forması. Bence inanılmaz yakıştı. Yorumlarınızı yazın. Sizce yakıştı mı? Devam
ediyorum, evet. Bak görüyorsun, Lukaku da orada bir şeyler yapıyor. Lukaku amca da bir şeyler yapıyor orada. Ramos kabul etmiş, 1 yıllık diyor. Accept diyeceğiz, 1 yıllık artık anlaşalım Ramos'la, tamamdır. Alisson ne diyor? Alisson da kabul ediyor. Alisson da ediyor 2 yıllık. Alisson'cum sen de hoş geldin. Van Dijk zaten olmamıştı. Bir de Depay'la konuşuyorlar. Abi bizim para ne kadar kaldı transferlerden sonra? 550 milyon euromuz kaldı. Bir de o yani 550 değil. Maaş bütçesini ayarlayalım, aslında daha düşük o para. Şöyle birkaç oyuncu alsak 520 milyon euromuz var. Yine bu arada bayağı fazla paramız var. Ama işte 1 milyardan azalınca insana çok azalmış gibi geliyor. Şimdi Ramos'u şöyle yerine yerleştir. Başka nereye adam aldık lan biz? Biz başka nereye adam aldık? Kaleye aldık. Onun dışında tamam, diğerlerine bakarız. Daha çok adam almamız lazım. Daha çok adam almamız lazım. Bakıyorum abi. Sağ kanat, orta saha falan. Oo, bizim orta sahada kim var? Yeni aldıklarımızdan abi başka kimse yok. Biz daha adam alacağız. Oraya Depay geldi diyelim, ofansif orta sahaya. OF'ye yani. Kanat almamız lazım şu an. Kanat, orta saha, bunları almamız lazım. Sol kanada bir Neymar'ımız yok mu? Neymar Junior, ama o zaman çok PSG almış oluruz. Ortaya bir Kimmich çakalım. Aynen, Kimmich mantıklı. Joshua Kimmich CDM'ye gelsin. Orayı coştursun. Sola Coman alabiliriz. Coman mantıklı. İnşallah scout edilmiştir Coman. Kingsley Coman. Ya da şey, Sané de alabiliriz bu arada. Leroy Sané de olur. Bir de Leroy Sané alalım olmadı. O da mantıklı. Leroy Sané. Tamam. Abi sağa Leroy Sané, sola şey. Royce da alalım. Royce da iyi gidebilir. Marco Royce. Mevkisi cam mı? Vallahi çok iyi olur cam. Cam çok iyi olur abi. Başka kimi alabiliriz? Modric'e bakalım. Modric olabilir. Süremiz yetecek mi lan? Allah. 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı abi. Luka Modric'i de ekle. Daha transfer yapamayacağız. Daha transfer yapamayacağız. Sağ bekle de Boya'ya falan güveneceğiz artık. Hadi abi hadi. Hadi 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 hadi. 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı. Şimdi hepsine abi şey yapıyorum. Şöyle şeyden gönderiyorum. 5 dakikada hızlı hızlı alalım adamları. Evet, delegate to buy diyeceğim. Hızlı alma taktiğim bu olacak. Kanatlar çok önemli. Modric de çok önemli tabii ki. Bu oyuncuları hızlı hızlı alalım istiyorum. Marco Reus delegate to buy diyeceğim. Kimpembe'ye bakalım. Kimihe bakalım daha doğrusu. Kimihe de delegate to buy dedik. Kimpembe'yi de almaya çalışacağım son anda. Ona da diyeceğim. Ne diyor? Aa, bu oyuncuyu satmıyorlar direkt. O kötü oldu. N'Golo Kante'ye delegate to buy diyelim. Tamam. Evet, şimdi inşallah hepsine paramız yeter. Hepsine yetmezse Kante'yi almayacağım. Bu arada Depay da teklifimizi kabul etti. Accept diyoruz. Paramız ne kadara düştü abi? Para bayağı düşmüş olması lazım. Para 437 milyon euro. Hadi abi. Hadi abi, devam. Hadi koçum. Galatasaray inanılmaz bir takım olma yolunda ilerliyor. Babel'i satsak mı? Şu an ona vakit ayıramayız. Hadi abi ilerle. Zamanımız az. Modric diyor. Modric ne diyor? 32 milyon euro. Accept offer. Delegate. Tamam, delegate. Oyuncuyla sözleşmeye başlayın. Hadi abi hadi 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 hadi. 3 dakika. 3 dakikada Sané'yi falan bağlayın abi. 3 dakikada Sané'yi falan bağlayın lütfen. Lütfen Sané'yi bağlayın. Tamam. Hepsi şimdi geliyorlar. Kimi? Accept tamam, konuşamıyoruz. Kabul ediyoruz işte. Accept diyemedim ya. Tamam, hepsine delegate de abi. Delegate de hızlı 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 hızlı. Delegate de. Bu oyuncular gelirse Şampiyonlar Ligi de gelir diye düşünüyorum. Çünkü çok kalite oyuncular alıyoruz. Devam edeceğim şimdi. Devam edeceğim. Umarım paramız yeter hepsine. Oyuncularla anlaşırız umarım. Evet, Ferran Torres diyor. Final Scout diyor. İstemiyorum Final Scout falan. Commands Purchase Agreement diyor. Accept Offer diyelim ve Delegate diyelim kendisine. Şu anda 2 dakikamız kaldı. 2 dakika inanılmaz. Abi Twitch. Twitch çok kötüyüm. Kante is Purchase diyor. Evet, Kante'ye anlaşmışlar. Dur şimdi, bırak Kante'yi. Paramızın yarısını Kante'ye vermeyeceğim. Onu almayacağım. Devam ediyorum. Modric Accepted. Tamam. Modric'i al. Accept Offer. Modric geldi. Hadi abi. Hadi 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 hadi. Son saniye transferleri. Son saniye. Royce geliyor. Royce, Sané de geliyor. Sané de geliyor abi. Accept. Of, bir dakika. Bir dakika, orada kim geliyor? Sané'yi kabul et. Başka bir de Kimmich mi geliyor? Uf, Kimmich de geliyor. Bir tek Coman kaldı. Kaç dakika? 2 dakikamız var arkadaşlar. Bir tek Coman kaldı. Ve şu anda 65 milyon euro. Paramız bitti. Paramız bitti arkadaşlar. 65 milyon euroya erittik parayı. Coman'ı da accept diyemeyecek miyiz? Diyemiyoruz. Vay be. 65 milyon euroya son bir, artık 1 dakikamız kaldı. Arkadaşlar bitti ya. De, 1 dakikada transfer yapamayız. Ama olsun, bayağı bir adam aldık arkadaşlar. Bu süremizi artık kapatabiliriz. 15 dakikada olmadan zaten biz parayı çarçur ettik. Helal olsun. Bakımız ekranlarda dostlar. Görüyorsunuz, Galatasaray'ın kaptanı Sergio Ramos oldu. Bu şekilde diziliyoruz. Bir tek eski Galatasaray'dan Boey ve Van Aanholt kaldı. Diğer bütün oyuncular yeni dünya starları arkadaşlar. Yani Royce'lar, Depay'lar, Sané'ler, Lukaku'lar, Modric'ler, Kimih'ler. Çok güzel bir takım kurduk. Hem yaşlılar var hem gençler var. Azman Lukaku Galatasaray için gollerini atacak. Lukaku ile Cagney aynı takımda. Bakalım nasıl bir orada forvet tandemi oluşturacaklar. Ben de merak ediyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. İlk sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bakalım Galatasaray'la sezon sonuna gittiğimizde bu
bu takımla neler başaracağız? Oğlum çok kötü yerde elendik UEFA'da ya. Dur bak göstereyim bak. Allah aşkına. Zaten ben takvime bakıyordum bu sezon. Bir kere Süper Lig'de şampiyonluk geldi. Galatasaray'ı kutluyoruz. Bu kadroyla şampiyon olmamız gerekiyordu. Türkiye Kupası. Abicim 2-1 Fenerbahçe'ye gidiyor. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Seneye orada mücadele edeceğiz. Benfica mı? Avrupa Ligi'ni de Lyon almış. Biz de nerede elendik? Napoli'ye çeyrek finalde maalesef eleniyoruz. Bu arada çokça şeyi soran oluyor. Oyun çıktığında Türkçe dil desteği olacak mı? İngilizce mi kalacak diye çok soran oluyor. Merak etmeyin dostlar, oyun tam olarak çıktığı zaman Türkçe dil desteğiyle çıkacak. Bu erken erişim olduğu için, bizlere gönderilen erken bir erişim olduğu için bu şekilde yayınlanmış. Bunu da herkese söylemiş olalım. Evet, Süper Lig'deki gol krallığı durumunda Lukaku gol kralı olamamış. Abdülkadir Ömür gol kralı olmuş. Asist krallığında da Ömür. Oğlum bu Trabzon'da Ömür ne yapmış ya? Abdüş Ömür. Allah Allah. Modric'teki bir aynı sayıda asist. Gollenmeyen maçta da Alisson birinci. Eyvallah. Kötü bir haber söyleyeceğim. Muslera kendi isteğiyle takımdan ayrıldı. Onu da hemen göstereyim size. Hani iyi bir kaleci gelince yönetimden izin istedi Muslera. Dedi ki beni salın. Ben dedi gideyim Atletico Mineiro'da biraz son yıllarımı oynayayım. Ben o hani Güney Amerika futboluna bir döneyim, orada oynayayım dedi. Ben de dedim ki tamam Muslera, sıkıntı yok. Sen bu takımın her şeyiydin dedim. Ama hoşça kal dedim. Şimdi takımda sözleşmesi biten adamlara bak abi. Seneye bunlar aramızda olmayacak. Zaten bence olmasınlar. Çok gerekli adamlar olduklarını düşünmüyorum şu an. Bizim takımımız hayvansı bir derecede iyi. Gol durumuna baktığımızda Lukaku 28 gol 1 asist. Depay 21 gol 9 asist, Sané 15'e 10, Royce 15'e 5, Modric 8'e 11 ve geri kalan oyuncular ekranlarda. Harbiden helal olsun diyoruz. Şimdi Galatasaray'la beraber 1 milyar euro rebuild videomuzda ikinci sezonumuza geçiyoruz. Dostlar, bu sezon 110 milyon euro verilmiş Galatasaray'a ama tabii ki konseptimiz 1 milyar euro rebuild'di ve biz bu parayı süremizle beraber geçen sezon harcadık. Bu yüzden başka transfer yapmıyoruz. Şimdi direkt olarak bir Şampiyonlar Ligi gruplarımızı görelim. Abi arkada inanılmaz bir yağmur yağıyor ve gruba bak. Biz bu gruptan çıkamayız abi. Hayırlı olsun yani biz... Yok çıkamayız, imkanı yok. Belki Avrupa'ya gideriz, orada bir şeyler yaparız dostlar, ne diyeyim yani. Ocak 1'deyiz. Bakalım gruplardan çıkıyor muyuz dostlar? Bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de 4 mü? Ama 5 puan fark var. Biz Şampiyonlar Ligi falan oynadık, ondandır. Evet, gruplardan birinci çıkmışız. Atletico'lu gruptan birinci çıkıyoruz. Bu sezon başardık başardık. Artık devam edemeyeceğiz çünkü Ramos falan ayrılmak istiyor takımdan. Ratingi falan da düşmüş Ramos'un. Abi Modric Ramos çok düştünüz. Neyse dur bakalım. Chelsea'ye karşı oynayacağız. Umarım kazanırız. Takımımız hazır. Bence Chelsea'yi eleyebiliriz ya. Lukaku falan da bizde. Onlar da Werner oynuyor. Kalemiz falan da daha iyi. Bir tek stoperleri onların bir tık üst seviye olabilir. Quick Simulation dedik. 1-1 kalıyoruz. Fabian ve Memphis karşılıklı goller. Yalnız biz 7'ye 6 ezmişiz rakibi. Sen gözümün nuru, adanmış hayatların uğruna şanlı Galatasaray. Evet, böyle bir karga sesimle bir marş söylemek istedim. Galatasaray'ın en sevdiğim marşıdır bu arada bu. Dostlar, Chelsea'ye karşı ikinci maç çok çok önemli. Tabii ki kazanmamız lazım. Kazanırız ya. Biz Galatasaray'ız. Yes! Sergio Ramos, yaşlı dedik, hor gördük. Galatasaray koydu Chelsea'ye. İşte bu. Abi Ramos falan düştü dedik. Adam golü koydu. Şimdi rakip ciddi. Juventus. Yani aslında biz daha iyi takımız ya. Vallahi biz daha ciddiyiz. Ben bu takımdan daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. 1-1 kalıyoruz bunlarla. Golümüzü Fanaanolt atmış. Oradan da Moise Kean son anda atıyor. Ama oyun üstünlüğü onlardaymış. Bakalım, ikinci maç çok kritik. Hadi hayırlısı ya. Vallahi billahi hayırlısı. Başka bir şey diyemiyorum. Quick sim diyeceğiz. Hayırlısı uğurlusu olsun. 4-1. Oho! Oha! Kimi? Bir dakika, ne oluyor? İlk başta Ndombele atmış. Ardından Lukaku. Ardından Kimmich geliyor. Karşı tarafta Merih Demiral var. Dikkatinizi çekerim. Sonra Royce çıkıyor. Çıkaldao giriyor. Lukaku gol atıyor. Çıkaldao atıyor ve 4-1 koyuyoruz Juventus'a. Ya zamanında Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde yapacağını yapmıştı bunlara. Şimdi de yapıyoruz. Tarih yazıyoruz. Şu andaki rakip harbiden zor bir rakip arkadaşlar. Yani burada Barcelona, oyunun simülasyonunda hayvansı, Ter Stegen'i falan var. Bir nebze şansımız olabilir.
olabilir. Bir nebze şansımız olabilir. Biz Galatasaray'ız, berabere kaldık ilk maçtan. Kun Agüero atmış onlarda. Bizde de Azman atıyor. Yalnız ne maç olmuş ya. Şutlar da çok denk gözüküyor. Biz Galatasaray'ız. Abi ben bu maçta gol yememek için formasyonlardan geleceğim ve şey yapacağım. Şöyle bir şeyler yapacağım abi, bir dakika. Bayağı hani hem atak hem şey. Bu şekil oynayalım abi. Şu şekil bak. İyi izle şimdi. Fanaanolt falan oynamayacak. İşte onun yerine ya da sol kanatta Fanaanolt oynayabilir. Depay'ı şöyle koy. Royce orada -2 mi oluyor? Tamam, Depay santrafor olsun. Modric, Kimmich. Şurada Boye yerine Marcao gelsin. Bu şekil oynayalım abi. Hazır mısınız? Bu şekil iyiyiz. Geliyoruz. Geliyoruz. Barcelona'yı yenmeye geliyoruz. Deplasman'da. İspanya'da Barcelona'yı yeniyoruz. Mustafa Mohamed, Kimmich ve Lukaku. Uzatmalarda kalan maçta sonunda koparıyoruz ve finale gidiyoruz arkadaşlar. 7'ye 5 şut. İnanılmaz bir takım olduk biz. Finalde rakip Liverpool. Harbi zor bir rakip. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız. Galatasaray'ımıza güveniyoruz. Süper Lig'de ne yaptık? Orada sanki şampiyon olamamıştık. Abi Trabzonspor 94 puanla şampiyon oluyor. Ne yaptınız siz? Ne ettiniz ya? Baba helal olsun. Haklıya hakkını vereceksin. Adamlar 100... Ne yapmış? Bir dakika, kaç puan? Manyaklar 94 puan almış. Biz 80 puanız. Bir de hayvan gibi kadromuzla 80'iz. Evet, Türkiye Kupası'nda finale kalmışız. Onu göremeyeceğiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi daha önce oynanıyor. Avrupa Ligi'nde ne yapmışız? Ya biz yoktuk zaten burada. Monaco almış. Abi kafa gitti iyice ya. Çünkü şu Şampiyonlar Ligi maçlarında çok gaza geldim. İnanılmaz beni gaza getirdi. Ben hiç beklemiyordum bu şekilde kazanmayı. Ben hiç bu şekilde finale kalmayı beklemiyordum arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Ben hiç beklemiyordum bunu. Şimdi Lukaku'muz gol kralı. Bu güzel. Şampiyonlar Ligi'nde iyiyiz. Asist krallığında yokuz. Şeyde de yokuz. Allah kahretsin. Peki Süper Lig'de Alisson birinci, şeyle beraber, Uğurcan'la beraber. Asistlerde biz yokuz. Depay'ımız dördüncü olmuş. Gol krallığında da Depay ve Maxim aynı sayıda gol atmış arkadaşlar. Hemen ardından da Orsic ve Lukaku geliyor. Çok değişik bir lig oynanmış bu yıl. Arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Yalnız birkaç tane ben burada oyuncularıma şey vermek istiyorum. Bir kere Marcao'ya geride kal diyeceğim. Tamam mı? Bir de ortayı tut diyeceğim. Ortayı tutsun. Bunun dışında birine daha mı geride kal desek ya? Acaba şeyi de mi geride bıraksak? Kimmich'i geride bırakamıyoruz. Tamam, bir de o zaman Fanaanolt'a geride kal diyelim. Sen de geride kal abi. Çünkü çok atak yapacaklar, ben biliyorum. Liverpool çok saldıracak. Bu oyunun huyunu öğrendim. Kaptanımız Ramos mu olsun yoksa başkası mı olsun? Bir şöyle bir takımda en çok gol atan kimmiş bir bakalım. Lukaku 32'ye 5. Depay 30'a 13. Leroy Sané 13'e 10. Marco Reus 11'e 6. Kimmich 10'a 7. Fanaanolt 5'e 1. Mustafa Mohamed 5. Chicaldao 4'e 2. Ramos 3 gol. Modric 3 gol 4 asist bu yaşında. 4 asist diyorum. 9 asist yapmış adam. Yalnız Galatasaray forması oyunculara inanılmaz yakışıyor. Ve şu FIFA 22 şeyiyle beraber, kameramı bir kapatayım, tam olarak bakın. Abi şu oyunculara baksana bak. Lukaku'ya falan bak. Hani kenardan ışık yansıyor falan filan. Memphis Depay. Abi inanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Şampiyonlar Ligi finalinde Sané ile oynamak istiyorum. Onunla bonus saçlarının kıvrılmasını izleyeceğim. Lafı çok uzattık, artık maça geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada şimdi olayımız şu. Formaları değiştirmemiz lazım. Galatasaray'ımızın parçalı formayı giymesi lazım abi, böyle olmaz. Leroy Sané'ye de çok yakıştı forma. Şimdi artık Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray 1 milyar euro rebuild'imizin son maçına geçelim. Abi atmosferi görüyor musun ya? Harbiden inanılmaz bir atmosfer var şu an. Galatasaray'ımızla beraber güzel bir 1 milyar euro rebuild yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. Yakında yeni 1 milyar euro rebuildler gelecek. İnanılmaz koreografiler, bilmem neler, coşuyoruz ya. Liverpool taraftarı harbiden coşmuş. Ama biz Galatasaray'ız. Burada Ultra Aslan var. Finalde bu maçı kazanmak istiyoruz. Haydi bakalım oğlum. Sergio Ramos kaptanımız. Koçum. Çirkef kaptanım benim. Marquinhos. Sacha Boey de olabilir adamın ismi. Yanlış söylemiş olabilirim. Kusura bakmayın. Salah'la Mane çok tehlikeli duruyorlar. Ama biz Galatasaray'ız. Gelin oğlum. Gelin koçum. Azman'la beraber maç başladı. Al onu. Al oğlum arka. Orada sen defans orta saha mevkisinde oynuyorsun. Aman abi. Mane sola bıraktı. Robertson verdi pasını. Sadio Mane hocam offside. Hocam offside. Aman hocam. Canım hocam. Bebeğim hocam. Şimdi Marquinhos. Bıraktı çok güzel. Marcao oynadı. Sağ kanat Leroy Sané. Şimdi Leroy Sané akacak. Leroy Sané sağdan akıyor. Leroy Sané. Aa, eskiden bunlar girerdi abi. Royce Lukaku'ya kaç diyor. Royce. Lukaku'ya kaç dedik Lukaku'nun önüne. Çok rahat bir gol. Azman. Galatasaray finalde 1-0 öne geçiyor. İşte Azman. İşte Lukaku. Romelu Lukaku. Adamsın koçum benim.
Eh koçum. Şuna bak. Aradan harika oynadık Lukaku'ya. Lukaku sağ ayak gömdü abi. Direkt gömdü, yere düştü sonra. Azmanım benim. Bak 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 bak. Sakin oğlum, sakin lan. Sakin bak, bağırıyor orada. Helal olsun, 1-0 öndeyiz. Memphis Depay. Memphis Depay. Arka tarafa doğru ortayı açtı. Nereye açıyorsun? Dönen topu al. Leroy Sané aldın. Oradan vurur musun? Dönen topu tamamlıyor Aziz. İşte böyle. İşte böyle Azman adamsın. Aziz'im benim ya. Azman vur koçum kafayı. Oha! Top nereye gitti lan? Bak şu an çok kötü oldu. Herifler cezayı yazdı direkt. Ama goller çok estetik gözüküyor ya. Şuna bak, gerçek maç gibi. Memphis Depay. Memphis Depay ceza alanına girdi. Lukaku. Lukaku! Oy! Sol ayağı roketmiş bu adamın. Oha! Abi ne bak, bu kumanda titriyor, korktum bir anda. Yuh çok güzel gol attı, bekletmeden vurdu değil mi o? Bekletmeden vurduk sanki. Yok, bekletip böyle abanmışız. Sonuna kadar bak. Oh diye böyle bağıra bağıra vurmuş Lukaku. Anıra anıra vurmuş. Sola raket ne yaptın oğlum? Tamam sana bir daha laf etmeyeceğiz Lukiş. Mane faul yapıyorum. Hakem oynayın diyor hala. Bir türlü bitirmedi maçı. Ya gol atsanız ne yazar ki? Zorladı gol olması için. O nasıl bir şut lan bu arada? Hocam artık bitti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Olay budur. Tarihi yazıyoruz. Tarihi yeniden yazdık. Ya işte 1 milyar euro rebuildimizi böylelikle başarıyla bitirmiş oluyoruz. Ramos da orada seviniyordu. Abi ben ikinci sezonda bu kadar iyi olacağımızı düşünmüyordum ya. Hatta yayında dedim ki, Twitch'e gelenler bilir, biz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyelim. Gerek yok çünkü geçemeyiz turları. Avrupa'ya düşelim, onu kazanalım dedim. Nitekim Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz oynadık ya. Helal olsun. Bu arada bu yıl bu animasyonlar da daha güzel olmuş. Daha izlenesi duruyor yani. Onu da söyleyeyim. Kim kaldırıyor kupayı? Ramos mu geliyor? Ve 1 milyar euro rebildiğimizde Galatasaray şampiyon! Kulaklarım da düşüyor. Kutluyoruz kupayı. İşte bu. Fatih Terim'in rüyasını gerçekleştirmiş olduk böylelikle. Hani hep diyor ya Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum diye. İşte o kupa burada Fatih Hocam. Dostlar umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Arda Papazyan ailesi.